başlatma konusunda iyi bir kadro ve Şampiyonluk Ligi'nde 5. haftanın 2. günündeyiz. Süper haftada maçlar arka arkaya oynanıyor. Karşılaşmamızın adıysa Dark Passage Beşiktaş Oyun Hizmetleri. Yetenekleri itibariyle bunu yapabiliyor. Şimdi 400 canda Kadir'i tutturmayı başardı mızrakla. Sıçra gelebilir. Kadir'den sıçra geliyor. Sörse'nin çarpı yok ama onun derdi Kadir'i kovalamak. O mızrakla tuttu, üzerine doğru atılacak, ilk kan döküldü. Rüvelis bu arada ışık geçişini kullandı ama şimdi kendi kötü pozisyonda bırakabilir. Suya hapis var mı? Bekleme süresindeydi ama serse geliyor. O mızrak tutmadı ama önemli olacak mı acaba? Rüvelis'in şifası bekleme süresinde gelecek ama Şen geliyor. Şen geliyor. Önce Rüvelis skorunu alacak. Genkblank'ten ulti de geldi ama hayatını kurtarmaya yetmeyecek kimsenin. Rogu. Onun için önemli iki tane eşya. Ara eşya tabii, daha doğrusu. Tabii onun da ne kadar altın bakımında eşyaların pahalı olduğunu biliyoruz. Bu arada alt koridorda bir takas var. Zeitnot'un başı dertte, şifasını kullanmak zorunda kaldı. Bitkinlik var Ruvelius'un üzerinde. Ulti gelebilir. Kötü pozisyonda kalabilir. Kaçabilecek mi ikinci vuruş? Onu da almayı başardı, onu da almayı başardı. Bir ultide iki skor birden Zeitnot'tan geliyor. Arkada bir girişimde bulunacaklar galiba. Şu an Unitback'in pozisyonu biraz garip diyebileceğimiz bir noktada. Şimdi Unitback bir kule altı denemesi yapmak istiyor olabilir. Arka taraftan trajedi de geldi ama Rogue tam zamanında geliyor. Kule menzilinde. Sersa yalnız içeride. Rogue'un onu tanklaması lazım. Rogue tanklamaya devam ediyor. Dördüncü mermiyi de tankladı. Braum o noktada hayatını kurtarıyor Ice Scarface'in. Ve bir tane de dajleri güçlendirmesiyle beraber o ejderha çok uzun süre hayatta kalmayacak. Kadir şimdi o tarafa yaklaşmaya çalışıyor. Ruvelius'un ultisi bekleme süresinde savaş yapmış gibi görünüyor Beşiktaş. 300 cana kadar indirdiler. Rogue'dan ilginç bir ulti geldi. Shen de katılacak şimdi savaşa. Gangplank'ten güzel bir ulti geliyor. Shen şimdi içeride. 5 kişinin arasında kaldı. Gangplank ultisinin içinde savaş devam ediyor ama alev ejderini bu sırada odaklandı. Beşiktaş Zeitnot ne tarafa gidip de karar veremedi. Immortor yalnız içeri girmiyor mu? Zeitnot bir de orada ulti açtı utanmadan. Sıçrası olmadı halde. Ve Rogue skoru alacak gibi görünüyor. Rogue bomba skoru var. Bomba patlayacak mı? Bomba patlamadı Gram. Muhtemelen orada ölüm ateşi pençesinin pasifini öldü. Muhtemelen orada pırıltısı var Ruvelius'un, dolayısıyla bu kuleyi nispeten daha hızlı da alabilir. Hatta Gangplank gelirse işler birazcık daha kolaylaşacak. Ama Shen ikinci kuleye dayanmış durumda. Dark Passage'in bunu yaptığını ilk kez görmüyoruz. Bu arada arkadan Serse sıçrayarak Ruven'in üzerine gitti. Elvin'i de getirdi yanında ama Elvin kötü pozisyonda kalabilir. Mızrak tutmadı. Immortor'u nerede? Arkadan geliyor. Tersten geliyor. Bir skor da almayı başardı Beşiktaş. Şimdi geri dönüyor. Immortor'u'ya dikkatlerini çevirecekler çünkü Immortor'u yönetmek üzerinde o skoru almayı başardı. Jin de katıldı savaşa. O kadar uzun sürüyor ki takım savaşı. Sıçrası var. Herkesin gelecek fırsatı oldu. Sıçrası olması fark etmiyor. Arkadan Abarya'da kaldı skor ama Zeitnot da en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını alır orada. Ice Scarface tabii Gangplank'le daha fazla altın kazanabiliyor. Şimdi kırmızı güçlendirmede bir mücadele. Almayı başardı Kadir kırmızı güçlendirmeyi. Jin'den ulti geliyor. İkinci ve üçüncü mermi kaçtı. Dördüncü mermi Kadir'e kırtladı ama herhangi bir skor almasına yetmeyecek. Şimdi bu arada trajedi arkada Ruvelius yakalanmış. Ruvelius Abarya düşüyor. Abarya üzerinde kendi ultisini kullanıyor. Düşmesi hiç önemli olmayacak onun için. Arka taraftan bu arada Gangplank'ten müthiş bir fıçı geldi ama arkadan kapatıyor. Olmayacak. Yani şu anda 5 kişiye karşı bilmiyorum takım savaşının kaderini değiştirebilir mi? İkinci kuleye kadar dayanacak. Gangplank gidebilir. Şu anda ışınlanı var. Yani karar vermek zorunda bırakacaklar gibi görünüyor. Şimdi oradan yoğumu geldi, ulti de geldi. Unitback'in elinden sıçrasını aldılar. Unitback skorunu alamadılar ama Abarya kötü pozisyonda. Şimdi ultisiyle beraber geri gelecek ama indiği yerde bir varil var. Varilden müthiş bir sıçrayla kaçmayı başardı ama Ruvelius'un üzerinde bitkinlik var. Trajedi de geldi. Mızrak da geldi. Her şey Ruven'in üstünde. Ve bomba Ruven geldi. Bombayla beraber güzel bir kışkırt. Kışkırtmayla beraber Rogue'u da almayı başardı Elvin. 2'de 2 yapan bir Abarya var. Immortor'u ters pozisyonda kaldı. Bir de ultisini kullandı Elvin de orada. Ultisiyle beraber kime gitti? Abarya'ya gitti Immortor'u. Koruyucu melekten çıktığında yine onu kötü bir senaryo bekliyor. Bir oyuncu bile vermedi Dark Passage bu savaşta. Ama iyi tur almaya yetecek mi bakalım? Yalnız Ice Scarface yakalandı. Portakalı da yok. Ice Scarface Zeitnot'a o noktada yem oluyor. Immortor'u hayatta ama yapabileceği fazla bir şey yok. İki tane birden inhibitor düştü. Şimdi yalnız Zeitnot yakalandı. Braum'la havaya giden bir ulti. Havaya gidiyor aynen öyle. Ve üçüncü inhibitor'a da gidebilirler. Minyonlar mükemmel pozisyonda. Dark Passage koridordaki bütün kuleleri aldı, bütün inhibitörleri aldı ve şimdi Nexus'a devam edecekler mi? 35 saniye boyunca Ice Scarface yok. Dark Passage'in bu pozisyonlarda geri döndüğünü biliyoruz ama İnanılmaz derken? İnanılmaz fazla. Çokça. Kadim Ejder'in gelmesine bu arada 3 saniye var ama Ice Scarface'siz bu savaş oldukça zor olur. Şimdi Ice Scarface hayatta kalmayı başaracak mı? Başardı. Elvin geldi bu arada. Kışkırtını kullanacak mı? Sıçrasını sonradan kullandı ama kimseyi tutturamadı. Şimdi Sorsa'dan mızrak geliyor. Immortor'u yakalayacak. Bit trajedi. Geri gelecek o noktada koruyucu melekli ama geri döndüğünde yine düştüğünü göreceğiz Immortor'un orada. Kadim Ejder'e dönecek mi acaba Dark Passage? Oyunu bitirmeye mi gidiyorlar Rogue'dan? Minyonlar üstü şu an. Yine bir ulti geldi o noktada. Çok başarılı olmayan bir ulti de diyelim. Sörse'nin mızrağı tutmadı ama Nexus kuleleri teker teker düşüyor. Şimdi Sörse'nin üzerinde yine Zill'in ultisi var. Bir kez daha hayata dönecek. Yani Abarya bu oyunda belki de 6-7 kez
takım arkadaşlarını ölümden döndürmeyi başardı. Ve Nexus'a son vuruşlar geliyor. Dark Passage serinin ilk karşılaşmasında 1-0 öne geçmeyi başardı.